Biyomlar, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvanları içinde bulunduran bölge tanım buydu. Aslında biz biyomları öğrendik. Nerede öğrendik? İklim konusunda, büyük iklim çeşitlerinde öğrendik. Biyomların kendisi buradaki bitkilerin adıyla anılıyor diye bir cümle kurmuştum. Hatırlıyor musunuz acaba? Hatırlayın yine iklim konusunu. Ekvatoral iklim var burada. Ekvatoral iklimde bulunan bitki örtüsünün adı neydi? Tropikal yağmur ormanları. Doğru mu? O biyom bu şekilde değerlendiriliyor ve yayılış alanı bu şekilde adlandırmış oluyoruz. Ondan sonra mesela sırayla şöyle devam edeceğiz. Bir üstünde savan iklim vardı, savan biyomu. Ondan sonra çöl iklim vardı, çöl biyomu diye devam ediyor. Ondan sonra baktığımız zaman yaprakların döken geniş yapraklı ormanların olduğu yerdeki biyomdan bahsedeceğim. Sonra ılıman çayır alanları biyomu, karasal iklimde olduğu yerlere gideceğiz. Ondan sonra Akdeniz iklimine gideceğiz. Çalı biyomundan bahsedeceğim. Bir de yeni yapraklı ormanların bulunduğu yere gideceğiz. Hani soğuk olan yerde bulunan orman mantığıyla değerlendirmiştik, hatırlayın lütfen. Tundra'ya gideceğiz. Kutuplara gideceğiz. Dağdaki biyomlara bakacağız. Ondan sonra suyun içerisindeki biyomlara bakacağız. Tatlı su, tuzlu su diye hikayeyi netleştireceğiz. Aslında ben bunları size anlattım. İklim konusunda. Tekrar söylüyorum. TYT'yi izleyin ki buraya geldiğiniz zaman tekrar yapmış olalım. Yoksa bunları öğrenmek için biraz uğraşabilirsiniz. Başlıyoruz. Tropikal yağmur ormanları. Nerede olur? Yerine dikkat edin. Ekvator hattında Amazon, Kongo havzası, Güneydoğu Asya, daha doğrusu Endonezya, Malezya hattı diye değerlendirme yapabiliriz. Bol yağış var mı? Var. Nem var mı? Var. Orman var mı? Var. Peki bana söyler misiniz, nem ve yağış varsa biyoçeşitlilik az mıdır, fazla mı? Fazla. Biyoçeşitliğin fazla olması sıcaklığın, nemin, yağışın varlığına bağlı olarak da yeteri kadar sıcaklığın tabii ortaya çıkıyor. Ve bu gördüğünüz alanda tropikal yağmur ormanlarının kendisi var. Hatırlıyor musunuz? Bunların kendisi yapraklarını dökmüyor. Devamlı yağışın kendisi var çünkü. Bir de uzun boyluydu. Neden? Hani o ışığı yakalayabilmesi mantığıyla birlikte değerlendirmişti ki Amazon Kongo havzası hattı bize bunu net bir şekilde anlatıyor diye değerlendirme yapabiliriz aslında. Tropikal yağmur ormanları biyomunu Amazon Kongo havzasına, Endonezya Malezya hattına bağladık. İlerleyeceğiz. Bakalım hangi hayvan türleri var. Bitkilerin adıyla anılıyor ama hayvanlar da yaşıyor. Bakalım neler var diyoruz. Orangutan, fil, fotoğraflardan net görüyorsun burada. Şempanze, yarasa, sürüngen türleri, jaguar, leopar, kuş türleri, kelebekler bol bol var. Çünkü biyoçeşitlik az mı fazla mı? Fazla. Hocam buradan soru nasıl gelir? Örneğin orangutan, yarasa, sürüngen türleri ya da leoparın kendisi yaşıyor burada. Ve tropikal yağmur ormanları demez de genelde geniş yapraklı, yapraklarını dökmeyen ve uzun boylu bitki türleri var. Hangi biyom diye sorarlarsa yağmur ormanlarına gitmeniz gerekiyor diye de baktığımız zaman nerede biyoçeşitlik fazla mantığıyla birlikte de buraları yakalamanız gerekebilir. İlerliyoruz, bakalım neler var. Savan iklimin olduğu yerde, bakın burada ekvatorun birazcık daha hafif kuzeyinde savan biyomunun kendisini görüyoruz. Sıcaklık değerleri düşmüyor. Dengede kalıyor. Sadece yaz aylarında yağışın olduğu dönemde yeşeren otların kendisini görüyoruz. Tabii ki kış aylarında ne oluyor? Kuruduğunu söyleyebiliriz. Aralarda küçük ağaç türleri var. Galeriyada park ormanları deniyor. Savan biyomu yaz yağışlarıyla birlikte anımsayabilirsiniz. Hangi hayvan türleri var bakalım? Zebra, aslan, zürafa, sırtlan, deve kuşu ve tabii ki fil, babun diye devam ediyor. Antiloplar da bu alanda var. Peki bana söyleyin, savan biyomunda yaşasanız hangi hayvan türünü daha çok benimsersiniz, hangisi olmak istersiniz diye sorsam. Mehmetciğim sen ne olmak istersin mesela burada? Timsah. Timsah. Evet, senden zaten böyle bir cevap bekliyorduk. Evet, aslan, niye aslanı tercih etmedin peki? Tercihim değil diyorsun, peki. Peki, hikaye bu dedik. Savanın olduğu yeri gördük. İlerlemeye devam edeceğiz. Çöl biyomu nerede olur? Çöllerde. Hatırlıyor muyuz? Çöller nerede? Yengeç dönencesi, Oğlak dönencesinin üzerinde çöllerimiz vardı. Bir de karasal çöllerimiz vardı. Çöl alanlarından çok bahsettik ama bir kez daha görün. Nevada ve Arizona hattında çöl alanlarını görüyorum. Büyük Sahra'nın kendisi benim için önemliydi yine burada. Ve Arabistan Yarımadası'nın tam ortasında çöl alanımız vardı. Sonra Orta Asya'nın ortasında Kızılkum, Taklamakan, Gobi çölümüz var. Atakama kurak çöl diye değerlendirdik ki Güney Amerika'da kendisini görüyoruz. Namib, Kalahari hattındayız. Nerede? Afrika'nın güneyinde. Avustralya'nın ortasında çöl vardı. Çöl biyomu burada olur. Peki sıcaklık değerleri düşük mü, yüksek mi? Yüksek. Yağış az mı, fazla mı?
Az. O zaman bana söyler misiniz? Biyoçeşitlik fazla mı olur, az mı? Az. Sonuç burada ne var? Kaktüsler var. Köklerinin çok geniş olduğunu biliyoruz mesela. Çünkü su az olduğu için o suyu tutmak için böyle gelişmişler. Tüyleri biraz daha yani yüzeyi biraz daha tüylü ve dikenli bitkileri görebiliyoruz burada. Kaktüsler var dedik ve tabii ki hangi canlılar yaşar tahmin edersiniz bence. Yılan. Deve var, yarasa var, akrep var, örümcek var, akbaba var. Çöller deyince yaşamak istemeyeceğimiz yer. Ama tabii ki görsel bir alan olduğunu da söyleyebilirim. Dünyanın çöl alanı, çöl biyomları var genellemesini. Bence yapabilirsiniz. Dikkat ediyor musunuz ama? Avrupa'da ve Antarktika'yı göremiyorsunuz burada ama Antarktika'da çöl yok. Bu biyom yok. Genellemesinde ön plana çıkartabiliriz. Bu da ilginç bilgilerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Devam. Ne var sırada? Ilıman bölgede yaprak döken orman biyomu var. Yani ılıman okyanusal iklimin kendisinden bahsediyorum. Nerede var? Orta kuşak karalarının batı kıyıları demiştik. Hatırlıyor musunuz? İngiltere attı biraz daha kuzeyi. Sonra baktığımız zaman Kanada'nın batı kıyıları diye devam ediyor. Avustralya'nın doğusuna da bakabiliriz. Burada ne var? Yine yağış var. Sıcaklıklar belli bir dengede. Orman var. Ama bu ormanların kendisi belli dönemde. Yani kışın yapraklarını döküyor diyoruz. Ne var burada? Bakın bunlar önemli olabilir. Kayın, yürüyen meşe, kestane gibi ağaçlardan bahsediyoruz. Verseler bunu. Yıllık sıcaklık farkı az. Kayın, yürgen, meşe, kestane gibi ağaçlardan oluşuyor. Yapraklarını döküyor demeyecekler tabii ki, ipucu olur. Hangi hayvan türler var bakalım? Ayı, sincap, gelincik yaşıyor. Hangi biyom bu diye sorarlarsa yapraklarını döken ılıman bölge biyomuna gitmeniz gerekiyor. Detay ılıman okyanusal iklimin görüldüğü yerdeki biyomdan bahsediyoruz kısaca. İlerliyoruz. Çayır biyomu. Ilıman çayır. Yani orta kuşakta görülen yarı kurak karasal iklim. Yani bugün Türkiye'de nerede var? İç Anadolu'da var. İç Anadolu'da yarı kurak karasallık var. Hatırlıyor musunuz? Ergen'in ortası, Ege, Akdeniz, Karadeniz'in içerisi, Güneydoğu Anadolu'da Antep hariç ve Doğu Anadolu'nun geneli, Erzurum, Kars hariç yarı kurak karasallık var. Yarı kurak karasallık varsa ne var? Bozkırlar var diyoruz ya. Onun ılıman çayır biyomu olduğunu da anımsamanız gerekebilir. Bunlar genellikle belli dönemde yağış alıyor. Tabii ki ilkbaharda yağış alıyor da oradan anımsayın. Bozkırlar, küçük otlar, küçük otları, küçük hayvanlar yer, küçük baş hayvancılık diye değerlendirme yapmıştık. Ama bunların isimleri mesela değişebiliyor. Step adıyla karşınıza çıkar. Bozkır step. Mesela periri, Kuzey Amerika'da verilen isim. Pampa, Güney Amerika'da verilen isim. İç kesimlerinden bahsediyorum. O zaman bu isimlerle de karşınıza çıkar. Bu kanka oradan mı geliyor acaba diye düşündüğüm değil şu anda. Ve buna ne diyoruz? Ilıman çayır biyomu diyoruz. Karşımıza hangi hayvan türleri çıkıyor bakıyoruz hemen. Lama. Bizon, antilop, kanguru, çakal, yırtıcı kuşlar var. Ayımızın kendisi de burada ön plana çıkıyor. Kurt olmazsa olmaz tabii ki yine bu alan içerisinde. Devam. Çalı biyomu deyince benim aklıma Akdeniz iklimi geliyor. Akdeniz iklimi nerede var? Akdeniz havzasında var. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde var. Şili'de var. Afrika'nın Güney Kap bölgesinde var, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve Avustralya'nın güney ve güneybatısında var. Hatırlıyor muyuz? 30'da 40 derece paralelleri içerisinde kuzeyde ve güneyde Akdeniz iklimi olur. Yazları sıcak, kurak, kışları ılık ve yağışlı olur. Kızılçam olur. Kızılçamın tahribatıyla maki olur. Hatırladık mı? Makinin türleri var dedim. Zeytin, turunçgil. Ondan sonra keçi boynuzunun kendisinden bahsettik. Menengiç kahvesi var dedik hatta. Bunun karşınıza çıkma ihtimali çok yüksektir. Çünkü ülkemizde olan biyomun kendisinden bahsediyoruz. Akdeniz iklimi ve onun adı, kavramsal adı çalı biyom. Yani testte karşınıza çıkarsa bu nereden geldi demeyin. Akdeniz iklimi maki çalı biyomu diye çıkacak karşınıza. Özelliklerini iklim konusundan anımsarsanız bence problem yaşamazsınız. Ama keçi boynuzu, akça kesme, kermez meşesi, menengiç türleri var. 30'a 40 derece paraleller içerisinde belki diyebilir. Hangi hayvan türleri var bakın? Koyun, çakal, karaca, görsellere bakın, tilki. Bunları verip hangi biyom? Akdeniz iklimi maki bu deyip de orada kalmanızı istemiyorum. Çalı biyomu diye bir seçenek arayacaksınız test içerisinde. Anlaşılıyor mu acaba? O zaman devam ediyoruz. İğne yapraklı orman biyomu. İğne yaprak varsa yapraklarını dökmez. İğne yaprak varsa
tayga, boreal ormanları var. Sibirya'ya giderim, Kanada'ya giderim. Türkiye'de orman var mı? Var. Türkiye'de ormanları kağıt fabrikalarını kullanırsak bir ay içerisinde tüm ormanlarımız bitiyor. O yüzden kağıdı ithal ediyoruz deriz. Nereden alırız? Buralardan. Çünkü bol bol var. İğne yaprakta orman biyomunun kendisini görüyorum. Ben şunlara dikkat edin bakın. Sarıçam, Karaçam, Göknerladin, Sedir. Bunlar Türkiye'de var. Doğu Karadeniz'de, Karadeniz hattında görüyorum. Ama ülkenin genelinde her ormanın olduğu yerde göremiyorum. Çünkü hem orman olacak, yağış olacak, bir de soğuk olacak. Direkt Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan yamaçlarını anlatıyorum size. Bu ağaç türleri de burada daha az görülüyor. Hani Türkiye'de daha az görülen bitkiler mantığıyla da soruluyor bunlar. O yüzden iğne yapraklı orman biyomunu Türkiye'de şu hatta görüyoruz. Orman olacak, bir de soğuk olacak. İğne yapraklının mantığı bu. Mesela geniş yapraklının hikayesi terleme daha rahat olsun diye sıcak olan yerde oluyor. Ekvatorda oluyor. Türkiye'de mesela geniş yapraklıyı burada görebiliriz. Evet, ama nerede? Deniz kıyısında. Şuralarda, yükseklerde, Karadeniz'in yaylasını çıkarken iğne yaprakları görürsünüz ki Maçka tarafına doğru giderseniz güzel yerlerden bir tanesidir mesela. Orada mesela Sarıçam, Karaçam, onları böyle çok güzel görselleri yazında, kışında görme ihtimaliniz var. Bilginiz olsun, oraları gezmek isterseniz. Hangi hayvan türleri var bakalım. Vaşak varmış burada, geyik, susamuru, ayı, tilki, kurt, baykuş diye devam ediyor. Bu bitki hayvan türleri de bu biyomda karşımıza çıkıyor diyoruz. Genel kültür olsun diye gösteriyorum. Birçoğunu zaten öncüllü sorularla karşınıza çıkacağı için hani bu hayvan türlerine kalmadan zaten çıkan soruyu yakalarsınız diye düşünüyorum. Tundura deyince kutuplar çevresine kadar geldim. Sıcaklık 5 santigrat derecenin üzerine çıkamadığı için çok böyle yoğun ağaçlardan bahsedeyim. Ağaç yok denecek kadar az hatta. Ve genellikle burada küçük otsu bitkiler, kaya likenleri vesaire var mesela. Cılız ot topluluklarından bahsedeyim. Çünkü yılın büyük çoğunluğunda karlar var. Karlar eriyor, bataklık oluyor orada da. Küçük çalılar, otlar, ot toplulukları, yosunları görüyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tundura. Yakın tarihli sınav sorusu buraları işaretleyip hangi iklim diye sormuşlardı. Neden biyomunu sormasınlar? Tundura biyomu. Hikayede böyle karşımıza çıkıyor diyoruz. Soğuk. Soğuk deyince tabii ki hangi hayvanlar yaşar bakalım. Kutup tilkisi adı üstünde, soğuk olan yerde. Kutup ayısı var, rengeyi var. Kar tavşanını, bunları görebiliyoruz burada. Mis gökyüzü de var tabii ki. Karibu. Karibu deyince aklına kahve gelenler. Karibu'nun kendisi de yine bu alanda ön plana çıkıyor diyoruz. Böyle uzaktan bakınca masum ama doğada yalnız kalmak istemeyeceğiniz, yani hadi bunu çıkalım ama bu iki arkadaş için aynı şeyleri söyleyemeyiz tabii ki. Kutup biyomunun kendisi sıcaklık değerleri sıfırın altında olduğu için bitkilerden bahsedemiyoruz. O zaman biyoçeşitlik fazla mı az mı? Az. Çölde biyoçeşitlik fazla mı az mı? Az. Ekvator hattında geniş yapraklı ormanların, daha doğrusu geniş yapraklı ormanlarda olur, yağmur ormanlarının olduğu yerde biyoçeşitlik az mı fazla mı? Fazla. Bunları unutmayın. Antarktika, Grönland hattından bahsediyorum. Kutuplar çevresinden bahsediyorum. Yani dünyanın soğuk çöllerinden bahsediyorum. Soğuk çöl. Kutup biyomunun kendisi için Antarktika'ya gittik ve Grönland hattına gittik. Gerçek görüntüler. Bitki göremiyorsunuz tabii ki. Ve burada tabii ki bazı hayvan türleri ön plana çıkacak. Kendileri kutup ayısı, penguen, kutup tilkisi, beyaz balina, katil balina olarak ön plana çıkar. Yine masum görüntüler görüyorsunuz. Küçük olanlar masum, büyüyünce biraz sıkıntı yaratabiliyorlar. Dağ biyomları. Dağ da olur. Peki bana söyleyin. Dikey yönde değişim. Çok duydunuz benden. Sıcak mı? Evet. Geniş yapraklı orman. Sıcaklık değerleri düşüyor. Kar mı orman? Sonra iğne yapraklı orman. Tepede çayırlar var. Dikey yönde bitki değişimi demiştim. Hatırlarsınız. Dağ biyomları da bu şekilde ön plana çıkar. Kısa mesafede iklim değiştiği yer mantığıyla dağların olduğu yerde kısa mesafede iklim değişiyor. Bitki örüsü değişiyor. Dağ biyomunun kendisi ortaya çıkıyor. Var mı problem? Anlaşılıyor mu acaba? Güzel. Dağ keçisinin burada olması normal. Yaban keçi. Kartal. Yükseklerde uçar biliyorsunuz. Yak. Tibet öküzü yani. Yak. Duymuşsunuzdur. Şu arkadaş. Yine kırmızı bir kıyafette doğada karşı karşıya kalmak istemeyeceğiniz bir arkadaşımız diyelim.
Su biyomları. Dünyanın geneli sularla kaplı mı? Bakalım. Evet, o zaman su biyomları dünyada bayağı geniş alanda var. Ama bu su biyomlarını ikiye ayıracağız. Tuzlu su, bir de tatlı su. Karaların cisimlerine bakacağız tabii ki bunlar için. Bakalım nasıl özellikler var. Bunları değerlendiririm size. Ama geniş alanda olduklarını söyleyebiliriz tabii ki. Özellikle tuzlu su biyomu çok daha geniş alanda. Denizler ve karalar aynı anda ısınmaya başlar. Güneş ışınları karanın 1 metre içerisine girer. Hemen ısınır. Hatırlıyor musun iklim konusundan bu cümleyi? Güzel. Peki denizin 200 metre içerisine girer. Daha geç ısınır, daha geç soğur dedik ya. Şimdi bu cümleyi ilerletelim. 200 metre. Güneş ışınlarının o girdiği alan, ışığın olduğu yer, biyoçeşitliğin yoğun olduğu yeri anlatır bana. Ki orası fotik alan. Peki 200 metreden sonra karanlık olan yer afotik. Ki zaten dalış yaptım bahsetmiştim. Belli bir yere kadar hani insan faaliyetleriyle inebiliyorsunuz. Makinenin indiği yerler var. Niye oraları göremiyoruz? Keşfedilmeyen niye yerler var? Karanlık, ışık yok diye değerlendirebilirsiniz aslında. Fotik ve afotik hikayesi de buradan geliyor. Nerede biyoçeşitlik fazla? Işığın olduğu yerde. Yani 0-200 arasında. Yani fotik alan gibi bir cümle karşınıza çıkar sitesse rahat rahat yapın diye söylüyorum. Peki su biyomunu ne etkiler? Oksijen. Neredeyse biyoçeşitlik orada fazla olur. Hikaye bu. Erik mineraller, bu akarsuyla birlikte denize ulaşanlar gibi düşünebilirsiniz. İnsan faktörü. İnsan varsa yararlı bir şeyden bahsedemiyoruz tabii ki burada. Karbondioksitin kendisi. Güneş ışığı. Biraz önce bahsettiğim örneği genişletebilirsiniz. Plankton nedir hocam? Balık yiyeceği. Ne demek bu? Karadeniz'de bir sürü dere var. Oradan geçerken materyalleri topluyor, denize doğru getiriyor. Balık yiyecekleri denize doğru ulaştırıyor. Plankton fazla olduğu için Karadeniz'de balık miktarı fazla oluyor. Plankton. Balık yiyecek. Plankton madde fazlaysa biyoçeşitlik fazla olur diye onu yemeye gelecek balık olacak orada gibi düşünebilirsiniz. Kirlilik olumsuz yönde etkileyecektir ki mesela ben pandemi döneminin en güzel fotoğrafı olarak şunu hatırlıyorum. İstanbul'da pandemide herkes evine kapandı böyle bir hafta falan filan. Ondan sonra boğazdan geçen yunusları gördük değil mi? O kirliliğin azaldığını gördük mesela. Bunlar güzel görüntülerdi. Aslında balıklar için kendi yaşam alanlarına kısa süreli de olsa bir gelmiş oldular. O zaman kirlilik ne oluyor? O balıktan orada yaşamaması mantığını ortaya çıkardığı için bir çeşidin azalması hikayesini de devreye sokuyor diyebiliriz. Tatsu biyomlarının kendisi için tabii ki hikaye şöyle karşımıza çıkacak. Tatsu biyomlarını göller, bataklıklar, akarsular diye değerlendireceğiz. Ve tatsularda biyoçeşitlik bataklıkların olduğu yerde bir tık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu bataklıkları kurtalım, tarım alanları yapalım falan diyoruz ya aslında biyoçeşitliği olumsuz yönde etkilediğimizden hep bahsettik. Öyle düşünebilirsiniz aslında. Biyoçeşitliğin zengin olduğu yerler ama bazılarının kuruduğunu söyleyebiliriz mesela. O kuruyanlar içerisinde birçok göller yöresinde birçok göl görüyoruz aslında. Tuz gölünün böyle kısmi alanlarda belli dönemde kuruyup tekrar su potansiyeline kavuştuğunu görüyoruz. Tabii ki kuruduğu dönemde biyoçeşitlikten bahsetmiyoruz tatlı su biyomlar için. Tuzlu sular çok daha geniş alanda. Okyanusta, denizde, bazı göllerde tuzlu suların kendisi var. Ve tabii ki çok daha geniş alan için biyoçeşitliğin çok daha zengin olduğu alanlar. Bakalım neler var? Tuzlu su biyom içerisinde hangi hayvanlar var? Tabii ki su altında çok zengin bir dünya olduğunu söyleyebiliriz. Yosunlardan, balıklardan, balina, köpek balığı, fitoplanktonlardan, zooplanktonlardan, ahtapotlardan bahsedebiliriz. Mercan yine bahsedebiliyoruz. Tatlı sular içerisinde neler var? Sazlık, yonca, yosun. Bunlar tatlı sular içerisinde ön plana çıkıyor. Ama lütfen unutmayın, biyoçeşitlik nerede daha yoğun olur? Yani okyanusun çok derinliklerinde mi yoksa daha çok kıyı derinin az olduğu alanda mı? Kıyı derinin az olduğu bu alanda kıyı yakın yerde biyoçeşitliğin bir daha fazla olma ihtimali yüksek. Neden? Çünkü buraya gelen birçok plankton var, balık yiyeceği var. Daha çeşitli alanları görüyoruz. Derinliklere doğru gittiğimiz zaman tabii ki canlılar azalıyor. Köpek balıklarıyla, balinalarla, katil balinalarla burada baş başa kalma gibi durumlar ortaya çıkabiliyor diye genelleme yapabiliriz aynı zamanda. Biyomlar için canlılar, bitkiler ve hayvanlar benzer özellikle ise biyomun kendisini ortaya çıkarıyordu. Biyomlar bitkilerin adıyla anılıyordu. Ekvatordan başladım. Ekvatoral iklim. Orada ne var? Tabii ki yağmur ormanları var. Sonra savanlara gittim. Savan.
Savanlar deyince yaz aylarındaki yeşilliğinden bahsettik. Ondan sonra çöle gittik, biyoçeşitliğin azaldığını söyledik ki yağmur ormanlarında tam tersiydi. Ondan sonra yapraklarını döken ormanlara gittik. Ilıman okyanusalın değişimi gibi düşünebilirsiniz. Sonra Çalı'ya gittik, Akdeniz iklimini anımsadık. Ondan sonra yarı kurak karasallığa doğru gittik sizle birlikte. Ondan sonra yünü yapraklı ormanlara gittik. Boreal ormanları, taygaları anımsadık. Sonra tundura ve kutup dedik. Kutuplar içerisinde biyoçeşitlik fazla malzeme az dedik. Aslında iklim çeşidini bir kez daha tekrar ettik. Adını değiştirdik biyom diye. Anlaşılıyor mu? O zaman hemen soru bankasına. Soru çözün, ilerliyoruz.